Sana yalan söyledim. Çünkü. 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 Ne çünkü gir artık şu cevaba ya. Çünkü yemeğe gittiğimi düşünmeni istedim. Kaçamak bir cevap oldu şu an. Niye öyle düşünmemi istedin peki? Benim sıram. Sen söyle. Kafanda tam olarak ne gibi şeyler oturtmaya çalışıyorsun? Senin benimle ilgili düşüncelerini isterim. Neden yemeğe gittiğini düşünmemi istedin? O geceyi Yeşim'le geçirdiğin için. Oo, bir saniye. Ben o, yani orayı bir netleştirelim, açıklığa kavuşturalım. Yeşim bir süre kaldı, kısa bir süre. Gitti sonra. Öyle mi? Yani yalanın sebebi buysa bu arada... kıskanmışsın beni demek ki. Cevap sırası sende. Bence ben cevabımı verdim. Olmuşlar Fitnet, olmuşlar. Dört koldan, Ahtapot ailesi gibi dört koldan sarmışlar benim çocuğuma. Bana bak, benim asabımı bozma Sevim Hanım. Sen kimi Ahtapot diyorsun be? Bir kere senin o şekilsiz oğlun gelmiştir, kandırmıştır benim kızımı. Tabii, tabii kandırmıştır senin kızını. Sen bu evin ortasına hırsız gibi nereye giriyorsun? Ne işin var evin ortasında? Sen kimsin ya? Haydar. Haydar mı? Açayım ne? Aç, belki önemlidir. Efendim Haydar. Özgür Bey'in. Sağlık yapayım da. Ezgi Hanım'ın annesiyle anneniz kapıştı kapışacak. Ne? Hemen geliyoruz. Tamam, geliyoruz hemen. Bittim bak. Bu sefer bittik. Tüh, ben size yardım edeyim mi? Ben senin sıfatına. Sana. Hadi git bak bakın bahçede neler çalmış, bir şeylerimizi çalmış. Ay başıma gelen var. Evimiz yüzümüzü mü yıkasak? Siz kendi dairenize mi geçseniz acaba? Bir sen sus, sen sus. Ben bu mesele aydınlanana kadar şuradan şuraya adım mı atmıyorum? Söyle bakayım ne oluyor burada? Bana bak, kızınız oğlumu kuşatmak için eline gelen her şeyi yapmış. Önce iş yeri, sonra ev. Ne bu böyle, ne bu böyle? Tabii hiçbir şey tesadüf değil. Planlar, programlar yapılmış. Buldunuz aslan gibi yeğenimi. İşi var, evi var, yakışıklı. Ay üstüme iyilik sağlık, vallahi delireceğim ha. Asıl o senin oğlun benim kızımdan faydalandı. Yalanlar söyledi, oyunlar oynadı. Aa tabii bak bak, bu ikisinin haberi yok değil mi? Saflar. Ne yalanı? Ne dolanı be? Ne oyunu? Kimse benim oğluma yalancı diyemez. Asıl kimse benim o güzel kızıma fırsatçı muamelesi yapamaz. Ay, ay benim kızım senin oğluna mı kaldı be? Bir kere benim kızımın görüştüğü biri var. Hem de doktor. Bak ikisini birden idare ediyormuş. Hem Özgür hem doktoru. Gidireceğim valla, parçalayacağım ben bu kadını. Ya, hadi be elimizi yüzümüzü yıkayalım, bir duşa girelim ya. Sen ne olmuş burada? Seviyesiz kadın. Sen ne yaptın? Sana ya ne yaptın? Hayır, hayır. Terbiyesiz kadın ne olacak yani? Ah. Aşk olsun. Şekilsiz. Sen, düş. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Siz ikiniz hayırdır ya? Ben hayatımda böyle terbiyesizlik görmedim. Görmedim Özgür, görmedim. Kadın resmen sana iftira atıyor ya. Neymiş efendim oyunlar oynamışsın da, neymiş efendim yalan söylüyormuşsun da, asıl kendisi iftiracı. Ya iftira falan attıkları yok, söyledikleri her şey doğru, ben yalan söyledim size. Ne? Ya şu tipinize bir bakın ya, ben ciddiye alamıyorum şu an sizi. Anneciğim ben senin tepkinden çekindiğim için söyleyemiyorum. Yeter artık Gezgi, yeter, yeter. Bir laf daha etme sakın. Ya sen kimsin? Ben seni tanıyamıyorum ya. Şu Özgür hayatına girdiğinden beri ben kendi kızımı
tanıyamıyorum. Bay yanlış diye az bile söylemişler sana. Peki yeter. Yarından itibaren işi bırakıyorsun, duydun mu? O işten ayrılıyorsun sen. Anneciğim ne olursun, ne olursun bir dinle. Ya bana hala ne olursun deme. Bak Ezgi çok fena yapacağım seni ha. Yarından itibaren yemin ediyorum seni bak Bursa'ya götürürüm. Lafımdan çıkarsan benle gelirsin. Tamam mı? Yürü, düş önüme. Düş önüme dedim sana, yürü. Cansu'ya da göstereceğim ben dünya kaç uçak olduğunu. İnanamıyorum Özgür, inanamıyorum oğlum. En başından beri oyundu öyle mi? Vallahi şu anda dünya başıma yıkıldı ha. Anne üzgünüm vallahi, ben işin bu boyutlara gelebileceğini düşünemedim. Ama oğlum ben anlamıyorum yani. Çok inandırıcıydınız, inandım ben size. Ya beni bile inandırdılar. Benim gibi uyanık bir kadını, uyanık bir kadını inandırdınız aşkınıza ya. Hele o Ezgi, o Ezgi. Oyuncu, oyunculuğun, oyunculuk kralı. Bir de sevgilisi varken senle fik fik fik. O Ezgi'nin sevgilisi falan yok. Aa, o da ailesi de yeterince etkilendiler bu durumdan zaten. Daha da üzerine gitmeyin Ezgi'nin. Çok rica ediyorum lütfen ya. Bu olayların tek sorumlusu benim. Gidiyorum ben. Dur. Ya Tesla'yı da korkutmuşsunuz zaten hayvan. Ne yapacağını bilemez halde. Fitat ben anlamıyorum. Madem bu kızın bir sevgilisi var, niçin benim çocuğumla böyle bir oyuna giriyor? Ne? Çıkarı ne bunun? Annesi de pek rahat maşallah. Aman aman aman. Ne onun gibi gelin isterim, ne de o gelinin anası gibi dünür isterim. Puh! Puh!